Bizim bir hikayemiz var. Evet, bizim bir hikayemiz var. Yaş aldıkça, heybemize bir şeyler ekledikçe, bilginin gelişime, değişimi de yaşama katkılarını fark ettiğinizde emin olun bilgeliklerinizi kendinize saklayamaz oluyorsunuz. Ve işte biz de %100 yapım şirketini kurarak hem 3TV.tr YouTube kanalımızda hem de %100 bültenimizde ekibimizle birlikte yapmaya çalıştığımız tam da budur. Karar verme aşaması. İşin aslı doğduğumuz yere hizmet edemiyorsak doyduğumuz yere hizmet ederiz düsturundan yola çıktı. 2020 Şubat ayında 145'e 65 ebatında bir masada başladı yayın hayatımız. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak, onunla mı konuşsak yoksa bununla mı konuşsak diye yavaş yavaş şirket kültürümüzü de oluşturmaya başlamıştık ve böylelikle yaklaşık bir ayımızı da geçirmiştik. Başlama arifesi. Mart'ın 7'si geldiğinde gerekli donanımları hazırlamış, adımızı, misyonumuzu, vizyonumuzu ve değerlerimizi oluşturmuştuk artık. Resmileşerek bölgedeki yerel basında artık biz de varız demeye başlamıştık. O günlerdeki düşüncemiz vatandaşın 3. sayfa haberlerinden ve siyasetin keşmekeşinden uzak kalmasıydı. Çünkü ulusal medyada yeteri kadar bunların üzerine vurgular yapılıyor. Bu süreç boyunca kadınından çocuğuna, erkeğinden üreticisine ve esnafına kadar doğru umutları beslemeye ve iyi hissetmeye ihtiyacımız vardı. Her bireyin ruhlarına iyi gelecek bir iş yapmak da bizim insani görevimizdi. %100 bülten gazetemizi 8 sayfa oluşturarak ücretsiz dağıtmaya başlamış ve 3TV.tr YouTube kanalımızda da bölgemizin güzel insanlarını, kültürel değerlerini, doğal güzelliklerini ve mutfağını dünyanın diğer ucundaki insanlara tanıtmak için yola koyulmuştuk. Pandemi ile ilk tanışma. Sıra teknik ekipman grubuna gelmişti. Kamerasından, mikrofonuna, bilgisayarından, ses sistemine kadar aklınıza bir TV kanalı için ne gerekiyorsa imkanımız ölçüsünde edinmeye çalıştık. Bu arada pandemi kendini iyiden iyiye göstermeye başlamıştı. Ve Türkiye'de olduğu gibi bizim şehrimizde de kısıtlamalar hızla devam ediyordu. Enteresanlık odur ki kısıtlamalar arttıkça bizim çalışma şevkimiz ve hızımız daha da artmaya başlamıştı. Hani derler ya, yaradana sığındım diye, emin olun biz de o ruh haliyle öyle çalışmaya başlamıştık. Aslında bu süreçte 3 kişiydik. 3 kameradan ikisi, 3 mikrofondan biri, ışıkların tümü sevdiğimiz bir dostumuzdan bize emanetti. Bu süreçte var olmaya çalışıyor, hem de imkansızlık içinde işin aslı kuyruğu dik tutmaya çalışıyorduk. İşleyen süreçte neler yaptık? Mart 7'sinden itibaren bugüne kadar 3TV.tr YouTube kanalımızda 9 farklı içerikte 41 programa imza attık. Ve yine aynı tarihten bugüne kadar %100 bültenimizde İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ ilçelerinde ücretsiz dağıtımına devam ederek bugün itibariyle de 34. sayısına ulaşmış olduk. Yeni çalışmalarımız. Evet, yeni yılda da çalışmalarımıza aynı etik duygularla devam edeceğiz. Fakat güncel haberler ve siyaset konusuna geldiğimizde bu 10 ay süresince dostlarımızın bakış açılarımızı değiştirmeleri ve ısrarları neticelerinde biz de kabul ettik ki
Artık bu alanda bizim tarafsızlığımıza ve duruşumuza da hepimizin ihtiyacı vardı. Dolayısıyla bundan geri durmak artık mümkün değildir. Yeni yılın getirdikleri. Yeni yılda 3TV TR kanalımızda haftalık bir haber programımız var. 7+1. Ayrıca benim moderatörlüğünü üstlendiğim ve siyaset arenasına geri döndüğüm program Siyasi İtibar. %100 bültenimize gelince yeni yılda da 16 sayfa olarak devam edecektir. Her ikisinde de muhakkak ki yeniliklerimiz olacaktır ama bunlar da size sürprizimiz olsun. Son olarak bir ricamız var. Bize destek olmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz. Unutmayalım ki maske, mesafe ve hijyen artık bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Evet, 2021 yılı hepimize sağlık, sevgi ve huzur getirsin inşallah.